Evet, tek tek sorular çok iyi gidiyoruz. Çok güzel bilgiler. Ve dördüncü soruya hemen geçiyoruz. Bu virüsün belirtileri, semptomları nelerdir? Şimdi akut solunum enfeksiyonu yapıyor bu virüs. Yani aslında gripal enfeksiyona benzer bir seyirle ilerliyor. Ama bazı hastalarımızda ağır seyirli zatüre ve daha sonrasında böbrek yetmezliği yapabiliyor. İlk baştaki semptomlar neler? Büyük bir çoğunluğunda hastaların ateş görüyoruz. Yani vücut ısımız normal derecesi 36,5 derece ise bu hastalarımızda 38 veya üzeri ateşe rastlıyoruz. Öksürük şikayetleri oluyor. Boğaz ağrısı şikayetleri oluyor. Yorgunluk, halsizlik, kas eklem ağrıları şikayeti oluyor. Ve nadir olarak da gastrointestinal sistemde yani sindirim sisteminde bir ishal görebiliyoruz. Hemen beşinci soruyu soruyorum. Koronavirüsü tanısı nasıl konulur? Virüsün bulaşıp bulaşmadığı hangi metotlarla, ölçümlerle anlaşılır? Moleküler yöntemlerle anlıyoruz biz bunu. Polimeraz zincir reaksiyonu dediğimiz PCR yöntemi. Yani diğer bakterileri ve virüsleri biz kanda tespit edebiliyoruz ama şu an için bu COVID-19'u Ahmet Bey nazofarenksten yani burundan ya da ağızdan diyelim boğazdan kültür alır gibi pamuklu çubuklarla örneklerimizi alıyoruz. Burada balgamı da kullanabiliriz. Laboratuvara gönderiyoruz. Tabii bunu herkeste yapmıyoruz. Şikayeti olanlarda veya son 2 haftada bu koronavirüsü çok gördüğümüz ülkelerden seyahat etmiş olanlardan veya oraya seyahat etmiş olanlarla etkileşime girenlerden ve tabii ki semptomları gördüğümüzden bu örnekleri alarak laboratuvara gönderiyoruz ve 2 gün içerisinde gibi bir sürede de tespit ediyoruz pozitif veya negatif olduğunu. Hemen altıncı sorumuza geçelim. Koronavirüsü hangi hastalıklara yol açar? Koronavirüs ilk başta bu bahsettiğimiz belirtileri de göz önüne alırsak aslında bir üst solunum yolu enfeksiyonu havası verir en başta. Ama tabii ağır seyirli de seyredebilir. Bu ilk önce akciğer enfeksiyonu yani zatürre, pnömoni dediğimiz olay gerçekleşebilir. Daha sonra böbrek yetmezliği ve maalesef bazen yaşlı hastalarımızda, başka kronik hastalık etmiş olan hastalarımızda örneğin KOAH, kronik obstrüktif akciğer hastalığı veya yine ilk konumuzda bahsettiğimiz diyabetes mellitus, şeker hastalığı olanlarda, başka türlü kronik rahatsızlığı olanlarda, böbrek yetmezliği olanlarda bu ağır seyirli oluyor ve özellikle burada 70 yaş üstü, 80 yaş üstü insanlar risk grubunda oluyor. Bunlar da dediğim gibi zatüre, böbrek yetmezliği ve maalesef düşük oranda da olsa da ölümle sonuçlanabiliyor. Yedinci soruya geçmeden önce bu soruları hazırlayıp bize gönderen izleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Tabii. Hemen yedinci soruya geçiyorum. Az önce dediniz yaşlılar risk grubu oluşturuyor. Risk grubu kimlerdir? Risk grubu öncelikle 65 yaş üstü insanlarımız diyebilirim. Burada zaten koronavirüsün ağır seyirli olan tablolarında biz şunu biliyoruz. Örneğin 10 yaşından aşağısında zaten hastalarımız yakalanırsa bu virüsü daha çok kendi bağışıklık sistemlerinin etkisiyle üstesinden gelebiliyorlar. Ama 70 yaş üstü, 80 yaş üstü, yani şunu söyleyebilirim, 80 yaş üstünde mortalite dediğimiz ölüm oranı %15'lerdeyken 70'li yaşlarda bu oran %8'e düşüyor. 60'lı yaşlarda bu oran ortalamaya yani %3, 3,5'a düşüyor. 50, 40 yani yaş grubumuz aşağı indikçe 50 yaştan aşağısı için şunu söyleyebilirim ki çok çok nadir ağır seyirli komplikasyonları görüyoruz. Sekizinci soruya geçelim. Şu anda hangi ülkelerde bu virüs çok görülmüştür? İtalya'da ciddi bir koronavirüs vakası tespit edildi. Aynı şekilde İran'da, İspanya'da, Fransa'da, Almanya'da ve dünyanın aslında 125 ülkesinde şu an için diyebilirim ama bu saydığımız ülkelerde vaka sayısı çok fazla. Dokuzuncu soruda bu virüs etkisini sıcak mı, soğukta mı daha fazla gösterir, etkili midir? Şimdi biz virüslerin aslında soğuk havaları daha çok sevdiğini biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yaz döneminde alacağımız tedbirlerle, önlemlerle beraber virüsün yayılım hızının düşeceğini öngörüyoruz. Yani umuyoruz ki yaz havalarında virüsün etkisi azalacak.
Tabii bu arada seyircilerimize şunu da söyleyelim. Bugün 19 Mart 2020. Şu andaki verilen veriler, bildiğimiz şeyler bunlar. Tabii. Belki ileriki önümüzdeki günlerde daha fazla da bilgiler ulaşabilir. Evet.